Elhamdülillahi Rabbil alemin derken, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır derken, gökler, uzaylar, okyanuslar, oraların sahibi gibi çıkıyor senin ağzından. Fark etmeden, ne'udhu billah, Rabbim Allah'tır diyenler, şehadete düğüne gider gibi gittiler Uhud'da. Rabbim Allah'tır diyenler, beni aç bırakmaz diye düşündükleri için, üzerlerindeki elbiseyi bırakıp gerisinde ne varsa malları getirip Resulullah'a teslim ettiler. Aleyhissalatü vesselam. Çünkü Rableri Allah ya, korkuları yok onların. Gökleri yalnız bırakmayan Allah, beni yalnız bırakar mı düşündüler. Alınlarındaki teri böyle sildikten sonra, bütün dünya onların olacağına inandılar. Onlar, Hiçbir şekilde büyücüye, cinciye gitmediler çocukları olsun diye. Verecekse Allah bana çocuk verir dediler hiçbir zaman fal baktırmadılar. Allah baktı bakacağını dediler. Rableri Allah çünkü. Kamu Ve ardından da böyle kuru bir slogan yok. Dost doğru gideceksin. Kıvırmayacaksın. Şeytan önüne bankayı çıkaracak görmeyeceksin. Şeytan önüne şehvetin en cazip sahnelerini çıkaracak bakmayacaksın. Gözlerim kör olur da haram bir şey görmez diyeceksin. Diyebilirsen dost doğru gidiyorsun demektir. Riya sana bulaşmamış olacak. Neden? Çünkü istikamet, dost doğru gitme şartın var senin. Bunu sağlayan mümin, nedir bu iki şey? Rabbim Allah'tır sözünün gerçeğini söyleyeceksin. Ve dost doğru olmak. Yalan yok, kıvırmak yok, eğmek, bükmek yok, hile yapmak yok. Allah'a karşı hileden söz ediyorum. Nedir Allah'a karşı hile? Çok canlı bir örnek vereyim hocaya gidiyorsun. Diyorsun ki hoca efendi mesela biz ya doğum yapmış kadınımızı evden dışarı atacağız, sokakta kalacağız ya da bankadan zorunlu kredi alacağız. Ve ev alacağız. İstanbul'da da hava eksi üç derece. Donuyoruz. İki günlük bebeğim ölüyor sokakta. Hoca efendi böyle burada tabii domuz eti yenir gibi kredi de alabilirsin diyecek. Oh be! Halbuki 130 metrekarelik dairede bunalmışlardı. 160 metrekareliğini alacaktı o. Hocayı anlatırken de uzaydan düştü birden köyde bile evleri yok. Ortada kaldılar. Arabalar üstünden geçecek gibi anlatınca hoca da buna fetva verdi. Bu hileyi kime karşı yaptı? Hoca zurnanın deliği bile değil. Bana ne hocadan? Bu faiz haramdır kim dediyse ona yaptı bu hileyi. Allah'a yaptı bu hileyi. Dost doğru olamadı işte. O istediği kadar yumruğunu havaya kaldırırız. Rabbimiz Allah'tır, Kudüs bizimdir desin. Git oradan be. Kudüs nereden senin oluyor? Uyduruk da olsa şeriatım var diyen Yahudinin oldu Kudüs işte böyle. Kudüs böyle onun için oldu. Çünkü dünyada şeriat devleti izleyen bir devlet var. O da İsrail oldu. Sense anti şeriat üzerine kampanyalar yapan bir devletsin. Kudüs nereden senin oluyor? Lafla senin olur o zaman. Dost doğru, dost doğru. Evirmek, kıvırmak, bükmek yok. Yok. Ne yapacağız ya? Dümdüz. Allah'a verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz. Al çıldıranı çıldırtayım. Şeriatçı olmak bakımından İsrail daha şeriatçıdır. Çok daha şeriatçıdır. Uyduruk külahlarını, kafasındaki takkelerini Avrupa'nın ortasında takabiliyorlar. Şeriat devleti peygamberin ismiyle kurulmuş bir devletleri var. Muharref olduğu halde güya her kurbanın, her hayvanın etini bile yemezler. Hala dünyanın ortasında bile büyük marketler Yahudileri de kaçırmasınlar diye domuz eti satılmaz bu markette diye tabela koyuyorlar. İsviçre'nin göbeğinde Yahudilerin çok oturduğu mahallelerde marketler biz domuz eti satmayız demek zorunda kalıyorlar şeriatçı Yahudi çünkü kendi şeriatının şeriatçısı. Ama Müslümanlar ülkelerinde liberalizm adına, demokrasi adına, oy potansiyeli var, korkusu adına domuz eti neredeyse satılsın diye kanun çıkaracaklar. Bu bizim Allahu Teala'nın şeriatının ona göre, buna göre, şu zamana göre, bu zamana göre, uzay çağına göre, orta çağa göre böyle bir sürü isimlerle Allah'ın şeriatını biz evirip çevirirken ellerindeki muharref Tevrat'a rağmen şeriatçı yaşayan adamları Allah getirir bir tokat olsun Müslümanlara diye burnunun dibinde Kudüs'ü onlara teslim eder hesabını da Müslümanlardan sorar Allah Celle Celaluhu